Hocam son oynadığımız iki maçı değerlendirir misiniz? Evet, öncelikle kaybettiğimiz iki maçtan dolayı çok üzgünüz. Yani kendi sahamızda özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda kaybetmememiz gerekiyordu. Ama şu da bir gerçek ki iki tane iyi takımla oynadık. Grubun iki tane iyi takımıyla oynadık. İlk oynadığımız maçta bireysel hatalardan dolayı kaybettiğimizi düşünüyorum. Manisa maçında da burada hemen 20. saniyede penaltı aleyhimize penaltı verildi. Arkasında 10. dakikada bir oyuncumuz atıldı. Yani tabii ki bunlar bahane değil ama bir maçın gidişatını etkileyen nedenler. Biz artık kaybettiğimiz maçları düşünmeyip önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Bize çok destek olan, her zaman yanımızda olan bir yönetimimiz var. 90 dakika susmayan, takımını destekleyen bir taraftarımız var. Biz bu taraftara, yönetime, yani Çan halkına layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çanspor maçında maçın ortalarına doğru size bir tepki vardı. O konuda da bilgi verir misiniz? Evet, ya şimdi kaybeden takımın taraftarı haklı olarak, yani bizim özellikle bizim seyircimiz, bizim taraftarımız takımını 90 dakika destekleyen bir taraftar. O konuda çok şanslıyız. Biz zaten en büyük gücümüzün onlar olduğunu söylüyorduk. Böyle bir kaybedilmiş olan bir maçtan sonra da bize bir tepki gösterdiler. Hatta bana beste yaptılar. Olsun, ben onları her zaman seviyorum. Onlar olmadan bu işin olmayacağını da biliyorum. Hiç de gönül koymuyorum. Biliyorum ki biz başarılı olduğumuz zaman, başarısız olduğumuz zaman da yanımızda olan bu taraftar bizim her zaman yanımızda olacaktır. Bizim taraftarlarla alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Peki hocam, Didim maçı ile ilgili görüşlerinizi de bir açıklar mısınız? Şimdi biz bu kaybettiğimiz iki maçtan tabii ki dersler aldık. Yani bu hatalarımızı gördük. Oyuncularımız da aynı şekilde. Yani hakikaten çok üzgünüz. Didim maçına iki tane eksikle hazırlanıyoruz. Bir tanesi santrforumuzun omuzu çıktı geçen maçtan antrenmanda. Kris'in bir cezası var, kırmızı kart cezası var. Ama onların yerine oynatacağımız oyuncular da en az onlar kadar takıma faydalı olacağına inanıyorum. Biz bundan sonra Çanspor takımının bir çıkış içerisinde olacağını düşünüyoruz. Bütün çalışmalarımız bunun üzerinedir. Peki hocam, bir soru daha sorayım. Takıma yeni katkı verecek futbolcu arıyor musunuz? Tabii şimdi transfer ayının bitmesine, transfer döneminin bitmesine yaklaşık 2 hafta kaldı. Eksik mevkileri şu an için tespit ettik. Yani birkaç tane oyuncu yine takıma katılabilir. Takımdan ayrılan oyuncu olabilir. Bunlar her takımda olduğu gibi Çanspor'da da olacaktır. Önemli olan takıma faydalı olabilecek oyuncuları bulmak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Güzel bir görüşme oldu. Ben Açıkladınız. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.